Bölüm sonu canavarından herkese merhabalar. Monster Hunter World serimize ikinci bölümüyle devam ediyoruz. En son Blacksmith'in önünde bitirmiştik. Tam da oradan devam edelim bölümümüze. Etrafımızdaki mekanları tanıyorduk. Kantin olsun, Blacksmith olsun, farklı farklı noktalarda. Yani oyun alanında, ana bölgemizde neler yapabileceğimizi buralarda görme fırsatı bulmuştuk ki tekrar değinmeden edemeyeceğim. Bu bölgelerde oldukça ince detaylar var. Yani tasarımları konusunda oldukça özen gösterilmiş. Şurada yan tarafta akan işte değirmen, su değirmeni veya yel değirmeni mi denir ona? Yok, yel değirmeni, gerçi rüzgar değirmeni oluyor. Yel, rüzgar. Ben de karıştırdım bir an. Neyse. Bu tarz detayları görmek, böyle huzur dolu bir atmosfer görmek insanın içini açıyor ki benim en çok oyunlarda önem verdiğim noktalardan biri. Çok fazla kasvetli, karanlık oyunlara gelemiyorum. Aklıma da böyle güzel doğası olan oyunlar deyince işte Far Cry 3 gibi oyunlar geliyor. Evet, burası da bizim kantinimiz. Tekrar Monster Hunter World'a odaklanacak olursak. Evet, kimi gördük acaba? Hatırlarsanız ilk başta bir barda otururken yanımızda Palico'muz vardı bize yardım eden. Ancak sonrasında yaşanan olaylarla birlikte ki ara sahnelerde spoiler olmaması açısından pek çoğunu atlamıştık. Kendisinden uzaklaşmıştık, şimdi onu da tekrar bulma fırsatı bulduk. Kedi gibi gözüken, aslında miyav da diyorlar oyun içerisinde ama biraz daha farklı bir karakter sahip, biraz daha bir rakun gibi, iki ayaklarının üzerinde ilerleyebilen değişik bir karakter. Onunla ilgili de zaten ilerleyen bölümde özelleştirmelerini, ekipmanlarını görme fırsatı bulacağız. Tekrar masa başında toplandık çünkü canavarlar ülkenin geri kalanında, yani bazı bölgelerde tehdit unsuru oluşturuyorlar ve bunların temizlenmesi gerekiyor. Tabi bu temizleme görevi de kime düşüyor? Ana karakter olarak bize düşüyor ama öncesinde bir evimize girelim, evimizi görelim. Bu bölümde yine yeni yerler tanımaya devam edelim. Your room, yani senin odan. Hadi bakalım odamızda neler varmış. Bu arada ara sahnelerin bazılarını da kesmemeye özen gösteriyorum. Çünkü yükleme sürelerini görebilmeniz açısından, ki gördüğünüz gibi neredeyse 10 saniye bile sürmeden yükleme ekranını geçtik. Ve evet, ekipmanlarımızı, silahlarımızı görme fırsatı bulacağız. İlk silahımızda birazdan kuşanacağız. Burada Palico'yu da görüyoruz ve evet, kutumuz da yerli yerinde. Şimdi kendi silahlarımızı almaya doğru ilerleyebiliriz. Tabi BSC ketimiz de orada. Onun da ekipmanlarını geliştirebiliyoruz. Zaten ilerleyen bölümlerde görevlerde de çıkacağız. O görevlerde de bu gelişmeleri yakından göreceğiz, silah geliştirmelerinde. Şimdi burada yine her ekranda olduğu gibi zaten tutorial'lar var. Yani sadece oyuna girerken böyle gözünüzü korkutabilir. Bazı oyunlar çok detaylı olduğu için biraz gözünüzü korkutabilir dediğim gibi. Ancak her alanda tutorial'ların çıkması ve o ekranda neler yapabileceğinizi size anlatıyor olması oyunu kavramanız açısından gayet hızlandırıcı bir etkisi de var. Burada ekipmanlarımızın ateşe, suya vesaire farklı durumlara karşı dayanıklılıklarını veya dezavantajlarını yan tarafta da görme fırsatı buluyoruz sağ taraftaki ekranda. Atak değerlerini, silahlarımızın bize kattığı ekstraları veya bizden götürdüklerini bu ekranda görebiliyoruz. Ben de burada kendime göre seçimlerimi yaptım. Üstümüze giydiğimiz ekipmanlar zaten yanında yeşil E harfiyle, hani equipment şu an üzerinde gibisinden belirtiliyor. Maldronumuzu da hazır ettik ve evet, gördüğünüz gibi kocaman bir silah kuşandık. Bu fantastik dünyaya yakışır bir şekilde. BSC ketimizde, daha doğrusu BS ket. Biraz isim oyunu yaptım orada. Affedersiniz. Onun da burada özelliklerini ve geliştirmelerini görebiliyorsunuz. Tabii şu an kendisinin çok fazla bir özelliği yok. Henüz level 1, yani ilk seviye ve ilerleyen seviyelerde onun da farklı özellikleri, farklı silahları, ekipmanları açılacak. Onun da ekipmanlarını bu arada satabilirsiniz. Yani bir takım oyunu bu. Şimdi buradan çıkalım yavaş yavaş ve bizi nelerin beklediğine doğru geçelim. Evet, takım liderimiz ile bir konuşma içerisindeyiz. Bu arada oyundaki gece gündüz döngüsünden de bahsetmek lazım. Şu an bu ekranı zaten bunun için size gösteriyorum. Özellikle burada bekledim. Böyle durdum sürekli olarak ne olacak diye ve gerçekten zaman ilerliyor. Yani siz bir konuşma ekranında dursanız bile zaman ilerliyor ve gördüğünüz gibi bu konuşmada ben beklettiğim zaman akşam oldu oyunda. Sonrasında da konuşmayı bitirdik ve tekrar görev alanına doğru yola çıktık. Açıkçası oyun dünyası sizi sürekli olarak ilk başta yönlendirmelerle ısındırmayı zaten iyi bir şekilde başarıyor. Yani ben aman ne yapacağım burada, nereye gideceğim gibisinden yabancılık çekmiyorsunuz. Etrafta çok fazla gezebileceğiniz alan var. Sağdan soldan her yere farklı yollar açılıyor ve bu yollardan
farklı noktalara gidip oraları keşfedebiliyorsunuz. Dediğim gibi oldukça detaylı tasarlanmış. Zaten şu manzaraya bakıp da şöyle hani durabilirsiniz ve o manzaranın fotoğrafını çekip işte masa üstünüze arka plan yapabilirsiniz. Öyle alanlar var oyunda. Şimdi bir göreve daha gideceğiz. Daha doğrusu bir görev için hazırlanacağız. Görev kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Daha önceki bölümde bahsettiğim gibi tek başınıza da göreve girebilirsiniz. 4 kişiye kadar arkadaşlarınıza da girebilirsiniz. Veya girdiğiniz görevlere başkalarının girmesini istemiyorsanız parola, şifre koyabilirsiniz oyun odanıza. Bu gibi seçenekleriniz mevcut. Şimdi buradan tekrar kategoriler ekranına gireceğiz ve kategorilerde zaten Assigned, Optional, Investigations ve Events isimli 4 farklı seçeneğimiz var. İlk görevimiz Jagras of the Ancient Forest. Jagrasları biraz temizleyeceğiz o bölgeden. Daha önce harita üzerinde de görmüştük, hatta ilk bölümde bize saldırmaya gelmişlerdi ama biz çalılıkların arasına saklanarak kendilerinden kaçmıştık. Bu sefer onlarla yüzleşeceğiz. Şu an yukarıda gördüğünüz gibi preparing olarak görev hazırlanıyor. Bu süreçte arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Gelin oyunuma katılın gibisinden. Kaldı ki hiçbir arkadaşınızla oynamasanız, tek başınıza oynasanız bile bazı görevlerde yardımcı karakterler sizlerle birlikte geliyorlar. Şu an göreve gitmeye hazırız. Evet, tuşumuza basalım. R3 ile genelde, yani görevlere gitmek için R3 tuşuna basıyorsunuz ve sonrasında otomatik olarak hemen sizi bir alıyorlar, böyle uzağa kargoluyorlar. Evet, ilk görevimize, daha doğrusu daha önce yüzleştiğimiz ancak sadece yüzleşmekle kaldığımız, sonrasında herhangi bir kapışmaya girişmediğimiz Jagrasların mekanına gideceğiz. Görev alanına da bu şekilde gelmiş bulunuyoruz. 50 dakika süremiz var. Bu 50 dakikalık süre içerisinde iki tane Jagras avlamamız isteniyor bizden. İki tane büyük Jagras ve bunları bakalım bulabilecek miyiz? Ben açıkçası bu görevleri yaparken ilk başta zorlandım. Çünkü neye ne şekilde hakim olacağımı çok fazla bilemiyordum. Çünkü örneğin bazı hareket komboları oldukça uzun sürüyordu ve bu uzun süren komboları eğer ki rakibinize kilitlenmeden yaparsanız çok boşa kılıç savurabiliyordunuz ki benim oynanışımda da bunları göreceksiniz. Şu anki görevde 7 tane Jagras bizden avlamamız isteniyor. Bunu da avlayabiliriz bence. Siz ne dersiniz? Evet, görevle ilgili çeşitli bilgileri alıyoruz şu anda ve yavaştan göreve doğru da geçeceğiz. Bu bölümde de hem oyun alanındaki bazı yerleri hem görev hazırlanışını ve göreve gidişi biraz daha görme fırsatı bulacağız. Görevin tamamını da önümüzdeki bölümlerde özellikle de büyük Jagras görevlerini sizlere göstereceğim. 3. ve 4. bölümde tahmin ediyorum ki onlarla da karşılaşacağız. Şimdi şuradan gerekli ekipmanları, teçhizatları da alalım. Boş kutu ama işimize yarayabilir. Onun içini poisonlarla doldurabiliriz ve oyun alanında ilerlemeye geçelim. Gördüğünüz gibi şu an yanımızda bir karakter geliyor. Oyun alanındaki karakterlerden bir tanesi. Ve şimdi onunla birlikte Jagrasların mekanına doğru ilerleyeceğiz. Jagraslar 2 numaralı mekandalar. Bu ilk alanda yanımızda zararsız, ilk bölümde de görmüştük, bazı canlılar var. Ancak Jagraslar saldırgan canavarlar. Buradan silahların bazılarını bırakabiliriz. Ben bu arada, daha doğrusu hareket animasyonuna geçebiliriz. İlk defa gösterildiği için ben de o sırada deneme fırsatı bulmuştum bazı hareketleri ve kuşlara, kargalara saldırdım. Tabii ilk olarak belki vurabilir miyim gibisinden. Tabii her oyunda böyle şeyleri deneriz diye tahmin ediyorum. GTA'da bile uzakta bir kuş varsa acaba vurabilir miyim gibisinden. Burada bal var. Bu bal bizim potion'ımızı güçlendirmemiz için işe yarıyor. Yani gördüğünüz gibi şu an potion'larımız mega potion oldu ve artık daha fazla can yenileyecekler. Evet, önümüzdeki bölümde buradan aksiyona dalarak devam edeceğiz ve hareket komboları gibi çeşitli özellikleri tanıma fırsatı bulacağız. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.